Bu bölümde mastar ve mastardan türeyen isimler ele alınacak. Türkçe'de mastar kelimesi kullanılmaktadır. Bize yabancı değildir. Bu sadara kökünden geliyor. Sadara mazisi sadır oldu. Ee, ve sudur, sadır olmak. İşte mastarda e, mimli mastar tabir edilir buna. Mim harfiyle başlayan. Kendisinden diğerlerinin sudur ettiği, çıktığı şey. Ee, i̇şte e, mastardan e, ismi fail, ismi mef'ul, ismi alet ve daha pek çok şey yapılmakta. Türkçede mastar mak mak ekiyle geldi, gelmek, yedi, yemek, söyledi, söylemek gibi mak mek ekleri Türkçede mastar olarak ifade edilir. İsmi fail, mübalağalı ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, ismi tafdil, ismi mensup, ismi tasgir, ismi zaman, ismi mekan, ismi alet. Bütün bunlar maslardan türetiliyor. Bunu bu derste ve devamındaki derslerde göreceğiz. Maslar değişik kalıplarda gelebilir. Mesela nasara yansuru nasır. Nasır yardım etmek. İzâ câ'e nasrullah. Allah'ın yardımı geldiğinde. Burada nasır, yardım. Ve vezin olarak faal vezninde. Ve nasıl ki hani edebiyatta failatun, mefailu kalıplar öğretiliyor ya. Arapçada da bunların böyle kalıpları var. Ekele yedi, ye'kulü yer, ekil yemek. Fetaha açtı, yeftahu açar, feth açmak fethetmek. Türkçe'de fethetmek bu mana. Zekara andı, zikretti. Yezkuru anar, zikreder. Zikir anmak. İşte zikreden zakir, şükreden şakir ilahilerimize girmiş. Bize yabancı bir kelime değil. Kefara inkar etti anlamında. Yekfuru inkar eder. Küfür ee, yine aynı e, kelimeden küfran da gelebilir. O da nankörlük anlamında. <laughs> Dahale girdi, yedhulu girer. Duhul, girmek. Dalle, yoldan saptı. Yadillu, yoldan sapar. Dalal veya dalalet, yoldan sapmak. Dalalet, Türkçe'de kullanılır. Ketebe yazdı, yektubu yazar. Kitap veya kitabe, bu da ...yazmak anlamında. Bu şekilde... ...bu fiillerden mastarlar geliyor. Ve bu mastarların belli bir kalıbı yok. Peki nereden öğreneceğiz? Kullandıkça... ...kitaplara muhatap oldukça... ...veya lügata baktıkça... ...bunların mastarlarını öğrenmiş oluruz. Bir de mimli mastar var. Mimli... Mesela Türkçe'ye bu deyim olarak şöyle girmiştir. Mimli ifadesi. Falanca mimli. Mimli derken mühim kelimesi mim harfiyle başlıyor. Başına bir mim koyuyorlarmış. Mühim şahsiyet anlamında. İşte e, mimli bu anlama geliyor. Mimli maslar derken de mim harfiyle başlayan maslar. Ve iki kalıpta geliyor. Mef'al, mef'il. Örneklerini göreceğiz. Ve bu kalıpta gelen maslarlar ismi zaman, ismi mekan olarak da kullanılır. Yani zamanı, mekanı ifade etmekte de kullanılır. Neye göre mef'al, neye göre mef'il? Eğer muzarisinde orta harfi fethalı ve dammeli, ötreli ise bunun mimli masları mef'al geliyor. Muzarisinde orta harfi esreli olan fiiller ile İlk harfi illetli olan fiillerin masları mef'il kalıbında geliyor. Bunların istisnaları var. Ve kullandıkça, işin içine girdikçe bunlar fark edilecektir. Ketebe yektubu, ketebe yazdı, yektubu yazar. Mektep, yazmak. Mektep Türkçe'de de mektep, medrese kullanılan kelimelerdendir. Bunda yazmak manası da vardır. Yazmanın yapıldığı yer, yazma zamanı o anlamada gelir. Sekene sakin olmayı ifade ediyor. Sekene sakin oldu. Yeskünü sakin olur. Mesken sakin olmak veya sakin olunan yer. Mesken, işte mesken konut anlamında kullanılmaktadır Türkçede. Kişi orada sükunet bulmakta, orada... ...yerleşmektedir... Zehebe gitti... ...yedhebu gider... ...medheb gitmek... ...veya gitme zamanı... ...gitme yeri gibi anlama geliyor... ...celese... ...oturdu... ...yeclisi oturur... ...meclis oturmak... ...oturulan yer oturma zamanı... ...mesela meclis... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...diyoruz... ...insanlar orada oturuyor... ...kararlar alıyor... Nezele indi yenzilu iner. Menzil inmek. E, ee, nezele indi yenzilu iner. Menzil inmek. Menzil ev anlamında da kullanılmaktadır. Nüzul zamanı, nüzul yeri, inme yeri, inme zamanı o anlamada gelmektedir. de çocuğu oldu. Yelidu çocuğu olur. Mevlid çocuğu olmak. Mevlid. Bir de e, bunun olduğu zaman, bunun gerçekleştiği mekan gibi mesela mevlit, peygamberin mevlidi, peygamberin doğumu anlamında kullanılmaktadır. Bu kalıpta bir şeyin çok olduğu veya bir işin çokça yapıldığı yeri gösteren ismin sonuna ta merbuta yani kapalı t getirilir. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır. Derase ders gördü. Yedrusu ders görür. Medrese Ders görülen yer. İşte e, çokça yapıldığı medresede devamlı ders yapılır. Bir işin çokça yapıldığı yere sonuna t getiriliyor. Deras eden medrese. Ketebe yazdı. Yektubu yazar. Mektebetün yazılan yer. Ve günümüzde kütüphane anlamında da kullanılmaktadır. Daba'a bastı. Yatba'u basar. Matba'a e, kitap basılan yer. Hakeme hüküm verdi. Yahkumu hüküm verir. Mahkeme hüküm verilen yer. Yani mahkemenin işi hüküm vermek zaten. Bazı fiillerin muzaresinin orta harfi dammeli, ötreli olduğu halde mimli masları mef'il kalıbında gelir. Yani istisnai durumlar da vardır. Ne gibi? Secede yescudu mescid. Normalde kıyasa göre bu gelecek olsa... Mescit olması beklenirdi ama mescit olmuş. Ve Mescid-i Nebevi diyoruz. Mescidi e, Aksa e, bu gibi ifadeleri kullanmaktayız. Mescidi Haram keza kullanılmakta. Şaraga doğdu, Yeşrugu doğar, Meşrik doğuş yeri. Daha çok güneşin doğması gibi bunu kullanabiliriz. E, şaraga doğdu, Yeşrugu doğar, meşrik. Meşrik, Türkçe'de meşrik belki daha ince telaffuz ediliyor. Doğuş yeri. Biri meşrik, biri mağrib da anın mevlitte kullanılmaktadır. Ve e, garabe battı, yavrubu batar, mağrib e, batış yeri. Mağrib güneşin gurub ettiği battığı yer ayetlerde bunların kullanıldığını görmekteyiz. Kullillahil Meşrugu vel marib de ki doğu da batı da Allah'ındır. Yani meşrik de de Allah'ındır. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, huzu zinetekum, zinetinizi alın. İnde küllü mescit, her mescitte, her mescitte zinetinizi alın. Yani pasval bir şekilde mescide gitmeyin. Düzgün kıyafetle gidin. Ve bir de e, insanın ziyneti sadece elbiseden ibaret değildir. Kalbinizde ruhunuzla namaza girin gibi e, deruni bir mana olabilir. Bazı sülasi fiillerin mastarları sonuna ta'im marbuta alır. Ne gibi? Gafara bağışladı. yafiru bağışlar manfira manfiratun bağışlamak manfiret Türkçe'ye yabancı değil vaaza öğüt verdi yaizu öğüt verir meviza öğüt vermek meviza vaaz olarak da kullanılır meviza şeklinde de kullanılır arafe tanıdı yarifu tanır marifet tanımak marifetun tanımak demek marifet Arapça bir kelime Kur'an'dan örnekler. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Kad ce'etküm mev'izatüm min rabbikum. Rabbinizden size bir mev'iza, bir öğüt geldi. Mev'iza. Ve şifaun lima fis sudur. Sadırlarda, gönüllerde olana bir şifa. Ve hudan ve rahme lil mu'minin ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi. Burada nev'izah Nev iza mühennes olduğundan ce'et. Bununla ilgili fiil mühennes olarak geldi. Vallahu <laughs> ya'idukum. Allah size vaat eder. Vaade, vaatte bulundu. Ya'idu, vaatte bulunur. Küm size. Allah size vaatte bulunur. Neyi? Mağfiratan <laughs> minhu. Kendisinden bir mağfireti ve fadle ve bir lütfu Allah size vaat eder. Bir de mastarı cali var. Ee, mesela cahil kelimesinden cahiliyet e, yapılır. Cahil, cahiliye. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye dört ayrı ayette geçer. Bunlardan biri şöyle. Efe hukmel cahiliyeti yebuhun. Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? E soru yapıyor. Fe e, evveliyle alakalı. Hukmel cahiliye, cahiliye hükmü. Cahiliye hükmünü mü yebuğune talep ediyorlar, arıyorlar. Cahiliye, cahil kelimesinden gelmiştir. Cahillik yapmak. Ve e, Osmanlıca'da sıkça bu kalıp kullanılmıştır. Ve Türkçe'ye bu kalıptan çok kelimeler girmiştir. Mesela el insan, insan kelimesinden el insaniye. El mesul, sorumlu kişi anlamında. El mesuliyye, sorumluluk. El bahru, deniz. El bahriye, e, işte deniz kuvvetleriyle alakalı falan. Bahriyeli e, kullanılmaktadır. El gavm, kavim. El gavmiye, kavmiyetçilik ırkını öne çıkarmak. Mesela İslamiyet dememizde bile bu var. El İslam, işte dinin adı. El-İslamiye, Müslümanlık. El-İslamiye derken lık eki burada getirebiliriz. Ee, Müslümanlık. Pek çok kelimede, Türkçe'de pek çok kelimede bu kullanılmaktadır. Bir de masları binay merra var. Sülasi fiilden faaletun vezinde yapılan mastardır. Bir işin kaç kez yapıldığını ifadede kullanılır. Mesela darbe vurdu demek. Darp vurmak. Darp. Darp izine rastlandı. İşte Türkçede kullanılıyor bu. Darp vurmak. Darbetün bir vuruş. Türkçede darbe kelimesi de var ya. Darbe yapmak isteyenler bir vuruşla devirmek istiyorlar. Darbe Arapçadan gelen bir kelime. Darbeteini iki vuruş. Darabat darbeler anlamında çokça vuruş. Bazı örnekler görmeye çalışalım. Evvela yaravne onlar görmüyorlar mı? Önce yeradan başlayalım. Ra gördü, yera görür. Yerayı çektiğimiz zaman yera yera yani yeravne. onlar görüyorlar. La olunca la yeravne görmüyorlar. E gelince başına görmüyorlar mı? Ennahum onlar yuftanune imtihan ediliyorlar. Fi külli amin her yıl. Marraten bir kere, ev marrateyn iki kere. Görmüyorlar mı onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Burada marraten ev marrateyn konumuzla alakalı. Başka bir ayet. Kezalike yurihumullahu a'malahum Böylece Allah yürihim onlara gösterir. Eamalehum amellerini haseratin pişmanlıklar olarak aleyhim kendilerine. Böylece Allah onlara kendi amellerini pişmanlıklar olarak gösterir. Kezalike işte bunun gibi veya böylece. Zalike bu ke gibi anlamında. Kezalike bunun gibi. Yürihim. Ra'a gördü. Era gösterdi. Yuri gösterir. Yurihim onlara gösterir. Allahu Allah. Neyi gösterir? E'malahum amellerini. Amel, e'mal çoğul. Ne olarak gösterir? Haseratin pişmanlıklar olarak aleyhim kendilerine. Kendi aleyhlerinde pişmanlıklar olarak gösterir. Bir de masları bina'in nev i nev'i var. Nev'ini beyan eden masdar. Fi'le vezinde yapılıyor. Fiilin keyfiyetini nasıl olduğunu beyan etmede kullanılıyor. Mesela dahike güldü. Duhke bir çeşit gülüş. Halaga yarattı. Hılga, hilkat bir çeşit yaratma. Mesela fataradan fıtrat ayet-i kerimede. Fıtrat Allah illeti fataran nâs aleyhe. Allah'ın yarat, insanları yarattığı fıtrata parantez içinde yönel. Yani şöyle bir fıtrata yönel. Evveliyle alakalı. Bir de en ile maslar yapmak var. Bu da muzarinin başına en getiriliyor. Maslar manası veriliyor. Ve daha önce bundan aslında bahsedildi. E, ee, nasb ediyor aynı zamanda en edatı. Mesela yansuru yardım eder. En yansura yardım etmek yen sure hali olarak o hale getiriyor. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kıskanmaktalar ve bir yolunu bulup onu başlarından e, atmak istiyorlar ve e, işte babalarından Yusuf'u istiyorlar. Yusuf da bizimle gelsin, oynasın. Halbuki ona kötülük edecekler. Babaları Yakup şöyle diyor. Gale dedim inni Gerçekten de ben la yahzununi beni hüzünlendirir. L tekittir. Yahzunu haz, hazene yahzunu. Hüzün beni hüzünlendirir. Entazhabu ذهب gitti, yezhabu gider. Ee, ama ba harfiyle kullanılınca götürmek anlamında entazhabu bihi onu götürmeniz beni gerçekten hüzünlendirir. Burada en tezhebu sizin götürmeniz mana olarak böyle e, mana ifade edilecek. Kur'an'da bunun hayli örneklerini görebiliriz. Bir de en emir fiilinin önüne geldiğinde genellikle diye manası ver, verdirir. Emir dışında da gelebilir. Örnek verelim. Fe ile Musa, Musa'ya vahyettik. En e, şöyle yap diye idrip vur bir asake asan ile el bahra denize. Asan ile denize vur diye Musa'ya vahyettik. Burada idribin önüne en geldi. Buradaki en en masdariye değil işte diye şeklinde mana verebileceğimiz bir edat. Bir başkası aynı anlamda. Ve la gada al hikme. Andolsun lokmana hikmet verdik. En üç kur Allah'a şükret diye. Ve la gat andolsun verdik. Na teyne biz verdik. Lokmana lokmana verdik. El hikmete hikmet verdik. Bakın aynı kelimelerle ifade ediyorum. Lokman, lokman, hikmet, hikmet. Eteyna'ya sadece verdik diye mana verdik. Üşkür lillah, Allah'a şükret. E, i̇şte lillah, Allah, üşkür, şükür. Neredeyse Türkçe. Andolsun lokmana, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Burada üşkürün önüne en gelmiş. Şöyle yap diye manayı o şekilde vermemiz gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir takım emirler, direktifler veriliyor kalem suresinin başında. İşte bir takım kimseler var. Bunlara itaat etme. Bunların özelliği en şöyle diye. Kâne oldu. Zâmâlin mal sahibi ve benîne evlat sahibi. Mal ve oğulları var diye onlara boyun eğme, onlara itaat etme. Burada en e, ee, emrin önüne değil de kânenin önüne geldi. Yani bu şekilde gelebilmekte. Görüldüğü üzere maslardan hayli şeyler türüyor ve bunlar Türkçe'ye çok da yabancı değil. Masların kendisi zaten Türkçe'de kullanılmakta ve e, Türkçe'de genelde Arapça fiillerin maslar hali kullanıldığından maslar haliyle bu kelimeleri tanımak e, çok daha kolay. Bu bölümde zaten el aldığımız ayetlerde e, mana vermekte çok da zorlanmayacaksınız. Çünkü e, yarıdan fazlası belki bunların kelimelerinin zaten Türkçe'de kullanılmakta. Öyle görülüyor ki dikkatle e, bakabilirsek ve bu kuralları iyi bir şekilde anlayabilirsek bu kurallar muvacehesinde Kur'an'a muhatap olmak çok daha kolay olacak manaya nüfuz etmek çok daha kolaylaşacak.